Gecenin sonu. Selam palamutlar. 30'a başlayalım. 29 diyordum az daha. Sence Emin'in bugünkü vardiyasını alsam zavallının başına çok fazla şey gelir ve biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Emin'in memleketi hiç hayal ettiğim gibi tatlı masum bir yer değil. Gerçi kardeş de gerçi sanırım annesi çok katlar biri. Evet. Teşekkür ederim ama ailem ve geçmişim seni ilgilendirmez. Yoksa benim bu işe çok uygun olmadığımı söylemeye çalışıyorsun. Bence. Doğru diyor. Uygun değilsin. Seni arşive biz alalım. Tamam. Frenge sert davrandım. İyi olduğundan eminim. Neyse tamam. Köprü mü? Bakalım ne varmış. Harun'a bak. Yeşil gömlek giymiş. Güldürdü beni. O ne be kız gibi. Şaka yapıyorum. Yeşil gömleği erkek de giyer ama ben öyle desenli gömlekleri erkeklere katlanan sandalye. Bir cep telefonu kesin kodunu çözecek. Bu Şişko. Roberto değil miydi bunun ismi? Evet. Aşk köyünde kraliçe yapmaya çalışan adam. Robert'ın saldırdığını mı söylüyorsun? Efsane gerçek olduğunu kanıtlamak için uyuz gezip görüntülemeye çalışırken mi olmuş? Roxy'ye göndereceğim. Tamam. Kağıt kemiği üzerinde gezer sözcüğüm yazıyor. Bu da ne? Duncan! Duncan'ım benim. Bu bir ceset mi? Şimdi başım belada değil mi? Suç mahallemize dolaştığım için üzgünüm. Prosedürü biliyorum. Şimdi beni sormamız gerekecek. Senin burada ne işin var harbiden? Neyse dur önce yıldız yapmamız gerekiyor. Biraz yıldız yapayım. Gemiye bakalım önce. Kağıttan gemiye. Movies just out of sight. Uyur gezenin ismi. Bu sözü ne bileyim. Kuşlar cıvıldamaya çakınırsa ve rüzgar bir esinti getirirse bir gölge çıkıverir birdenbire gezer ziyaret eder bizi bu gece. Anneler bu ninniyi çocukların ormandan uzak durmaları için söylerdi. Küçük ödümü patlatırdı. Olabilir. Yazını silmese neden olacak kadar uzun bir süre ama geminin batmasına neden olacak kadar uzun bir süre değil. Dağın zirvesi mi? Annem yine yukarıda bir şey yapıyor terasta. Karşıda inşaat, yukarıda ses, karşıda ses, okulda ses. Her yerde bir ses. Şöyle sessiz bir video çekmeye epey özledim. Ortam böyle sessiz olur ya. Ne? Ah, 7 olabilir mi? Kurban telefonu kilidi açtın. Hene'ye gönderelim. Duncan'la konuşacağız da. Önce şu yere bakalım. Duncan'ım benim. Duncan'ı ben çok seviyorum. İki sarışın birini sevdim. Sarışın. Tatlı çocuk. İki yardım çantası. Nerede la? Bulamadım.
İlk kez bir şey bulamadım. Değermiş. Ana uyur gezerin korkuluğu bu. Şuraya bak. Şu bilgi panosunu da yığın. Kağıt yanımı buldun. Korkuluk. Aynen uyur gezerin yüzü. Kumaş örnek almak mı istiyorsun? Komple getirsek şey laboratuvara örnek almak yerine daha iyi değil mi? Sırtımıza vurup getirelim. Şu korkuluğu inceleyeceğim önce. Orada kumaş gibi bir şey var. Olabilir. Sesim gene gitti. Evet. Laboratuvara göndereceğiz. Şimdi videodayken böyle öksürüyorum ya. Gıcık oluyor. Bunu izlerken de öksürüyorum. Böyle bir şey olamaz. İzlerken de öksürüyorum. Değişik duygular. Duncan'ı minim. Uğur Gezer'le ilgili. Uyar uyur gezer diye bir şey yoktur. Bu teoriyi bir yürüyüş koluna kim koymuş olabilir ki? İyi fark et. Altta bir pul var. Evet ama pul araştırıyor böyle bir de. Pul araştırabilir misin diyor. 3 tane yıldızım var. Yetecek mi? Bakalım bu pul kime ait? Bu ne bu? Townhill aşk köyü mü? Belediye başkanından geliyormuş. Evet tanışmıştık. Konuşalım adamla. 66 oldum la. Önce Duncan'la konuşalım. Duncan'ın şu suratı var ya millet, şu suratın çizgileri falan. Aynı Plutonio'ya benziyor. Aynı la. Eminim bana sadece onun arkadaş kardeşi olduğum için farklı davranmasına izin verme. Sorgulamam gerektiğini biliyorum. Bir zamanlar ben de polistim. Duncan senin Roberto ölmüş olacağını düşünmek gerçekten çok saçma. İşe yarayacak birkaç şey biliyorum. Roberto Uygeza konusunda büyük bir heyecan duyuyorduk. Ayşe sen onun fotoğraflarını bulduğunda seninleydim hatırlıyor musun? Roberto Uyurgezer'in yoluna çıkmış olmada bu efsane fazla eşeleyen herkes en sonunda kendi mezarını eşeliyor. Ama vakti geldiğinde doğru karar vereceğine eminim. Neden böyle konuştu? Kendini neden savunmadın Duncan? Sakın. Sakın o çıkmasın la. Çünkü öyle bir konuştu ki. Bu Uyurgezer efsanesi kontrolden çıkmaya başladı. Birilerinin bunu durdurması gerekiyor. Bu yüzden ben de bu posteleri asıştırıyorum. Orman köprüsünün yanında bir adam öldürdüğünü haberiniz var mı? Bu Uyurgezer ile bağlantılı ikinci cinayet birçok ortadan kaybolma olayını saymıyorum bile. 19. yüzyıldan kalma bir hayaletin işi mi? Polisi yaşayan suçları yakalamaya çalıştığını sanıyordum. İyi bir korku hikayesini herkes de kadar severim ama bu şu Uyurgezer Beyaz Tepelerin ne olduğu belirsiz çok fazla karakter getiriyor. Film yapımcısı kız gibi öldürmedi. Kendi yapımcısı öldürüyor kaçın. Bir aşk köyünün yakınlarında başka birkaç öldürüyor. Topla giden sonra kucaklaşma grubu cennetten unutabiliriz. Şu analizleri öne atayım da.
İçeceğine biraz buz ister misin Ayşe? Kurgandaki buz saçaklarına ne dersin? Müthiş bir silah, eridiğinde asla kanıt bulamazsın. Tabii biz dağda 0 derecenin altında olduğumuz için durum değişebiliyor. Roberto'nun yüzünde hala daha küçük olan birkaç buz saçağı dışarı çıkıyor. Sadece kalbine saplanmış olan saçak eksik. Onlar buz muydu? Ve bir şey daha, ne olduğunu çıkaramam, neyse ki Rachel burada. Rachel. Kurban tişörtünü görüyor musun? Hükümet bilgiyi reddediyor yazıyordu. Ama şimdi bazı harfler eksik. Katil onları kesip çıkarmış olmalı. Q et bil yazıyor. Aynen. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü asıl mesaj eksik harflerden oluşuyor. Ümgeiyor. Ölüm geliyor cümlesini oluşturan bir harf yığını, tıpkı anagram gibi, ve bunun bir cisim üzerine yazıldığını düşünecek olursak katilin demek istediğini şüphe götürmüyor. Aynen. Bulmacayı seviyormuş. Bulmacayı seviyorsan gazetedekileri çöz salak. Ne cinayet işiysin mal. Hangi salak yapmışsa. Bu telefonu bulman çok iyi oldu. Hiç son soruşturma hatırlıyor musun? Roberto'nun Uğur Gezer'i yöntemeye çalıştığını vermiştin. Evet. Roberto öldürüldüğünde telefonu görüntü kaydı yapıyormuş. Otur, sana görüntüleri göstereyim. Az önce Uğur Gezer'i gördüm. O kadar yakındaki neredeyse ona dokunuyordum. Yüzde bir maske vardı ama değişik bir kokusu vardı. Börtlen. Bunu tekrar hissediyorum. Korku giderek daha da güçleniyor. Lütfen beni öldürme. Ay evet. Kanım dondu. Yine sessiz kalsa hayatta olabilirdi. Börtlen kokaymış. Cezaevinde artık duvar kokar. Cezaevi pistir. Pis kokar. Artık börtlen kokamayacaksın katil. Korkuluktan aldığın ipler eski bir tişört ait. Kumaş yıpranma için solmuş gibi görünüyorlar. Ama mikroskop altında ipin ekoseli yeşil kumaş ait. Zaten belliydi orada. Tanıdığını söylüyorsun. Ormanda yaşayan ve insan korkmayı seven biri mi? Evet. Onunla mı konuşacağız? Yalınla konuşalım. Yine bu adam çıktı karşımıza. Kaç vakadır karşıma çıkıyorsun? Seni tutuklarım bak. Bu adam yapmış olabilir mi? Ama ne alaka ki Roberto'yla? O korkuluğu ben yaptım. İnsana korkulmak için kuşlar çoktan cıvıdamaya çekinmeye başladı bile. Tıpkı şu eski şarkıda olduğu gibi. Yine şu şiir, o gemiyi sen de mi yaptın? Öldürmeni tehdit etmek için mi? Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseyi öldürmedim. Ben sadece kötülüğe karşı duran yaşlı bir adamım. Beni dinlemeniz için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor Ayşe? Evinize kaçın ve kaplan zikirdeyin siz aptallar. Gezer bu gece sizi ziyaret edecek. Çok üşüyorum. Kardeşimin de bu işe karışmasına endişe duyuyorum. Yerim o dankını. Yerim onu. Suratını koparırım onun. Dankını yerim. Evet. Bir ses geliyor. Buyur Gezer, katil bizim için geliyor Ayşe. Uygeze ses mi çıkarıyormuş? İkinci bölüm. Biri bağırıyordu. Şu garip sesi duydum Ayşe. Artık neyin gerçek neyin hayal gücüm olduğunu bilmiyorum. Uygezer sürüyor. Arıyor oluşumu, sürümü diken diken ediyor. Evet. Ses tepeden geldi. Gidelim. Millet öyle bir yağmur yağıyor ki. Rüzgar, fırtına, yağmur, sağanak yani. Islandım lan bugün. Burnum akıyor. Ben uyumadım ki adam gibi. Çok soğuk. Tanıyorum. Karım. O ne el? İçi delinmiş. Ne?
Erimiş kardan adam mı? Burnuma akıyor. Dışarıdan çekemiyorum ki. Donmuşlar, hepsi ölmüş. Sence bunun anlamı şu an Uyur Gezegen'den ne olduğumuz mu? O zaman mucizeleri dağlarda kaybolan kişilere ait olmalı. Karakol Ayşe Uyur Gezegen'in saklandığı yeri buldu. Donmuş cesetleri buzun içinde almak için uzmanlara ihtiyacımız var. Roxy'ye gönderelim. Evet. Bu da pis bir vaka. En pisi şeydi. 28'di. 28. vaka çok pisti. Donuyor. Göz. Sahte mi? Bir dakika burnumu çekeyim. Ay. Ay. Gözüm sulandı ya. Mesajı ortaya mı çıkarayım? Ay gözüm. Burnuma kay. Roberto Yor. Wrong Doktor Green. Russell'ın soyadı Green değil mi? Roberto yanılıyorsun Doktor Green. Russell. Lütfen bu bana bu iğrenç gözün Russell'a ait olmadığını söyle. Russell şüpheli mi? Bütün dünya başıma yakıldı. Olamaz. Russell'a da yıldız yapacağız. Bir ara da Hena şüpheli olmuştu. Ay burnum. Ay. Burnum akıyor. Şunu inceleyelim de önce. Adam, yol, araba, bir şey. Evet. Üzücü bir silüet, dağlar, bir araba, birinin kafasına bir huni mi? Evet olabilir. Bunu laboratuvara göndereceğiz de reisi alanlar bu işlerden. Reisi ala veremeyiz ki bunu. Yana mı vereceğiz? Hene veriyoruz. İnanamıyorum ya. Reisel olabilir mi? Sanmıyorum. Reisel umarım bu sahte göz için bir açıklamam vardır. Çünkü bu soruşturma bana çığlık attırdı. Halüsinasyon görmeme neden oldu. Çok gittin görüyorsa emin derin bir nefes al ve tekrar dene. Canını sıkan şey ne? Bu çok ciddi. Kurbana bu korkucu mesajı neden gönderdin? Korkarım ki zavallı Roberto'ya eşek şakası yaptığım için suçluyum. Onunla Yürgezer hakkında teorileri okudum. Ne heves ama. Bu yüzden ona bit pazarından şu gözü aldım ve Roberto'nun bunun hikayesi efsanenin başlama zannediyorlar. Savaş gazisine ait olduğunu söyledim. Seni tanıyamıyorum. Aynen niye böyle bir şey yaptın? Roberto çok acımasız davranmışsın. Senin yeteneklerini hiç olmadığı kadar çok ilaç tutuyorken kendini bir şüpheli hale getirdin. Aynen. İnsan hakkında kendi yargıdan oluşturman gerekecek zihni açıklık herkes uyur gezer olabilir. Mesela ben az önce bir fincan Birdland çayı yaptım. Kokusunu alabiliyor musun? İnanamıyorum ya. Reis'in nasıl böyle bir şey yaparsın? Biri bana şok olacaksın dedi. Acaba Reis'in katil mi? Şunları analize yollayalım. Öne atalım. Bu donmuş el asırlarda analiz etmiş olduğum en serin kanlı şey. Üstelik bunun nedeni bir buz mağarasında bulunmuş olması değil.
Öncelikle Elin 18 ay önce kaybolan bir kıza ait olduğunu söyleyebilirim. İkincisi, avuç içindeki şu deliği görüyor musun? Bir yara ve bir buz saçağı saplanmış. Yani Roberto'yu öldüren kişi her kimse bu kızı da öldürmüş. Aynı yöntem. Uyurgeze kılın kullanarak bir sürü etkin bir şekilde insan öldürdüğüne dair son kanıt. Nasıl yani? Uyurgezleri yok mu? Birisi onun kılına mı girip de öldürüyor? Metal zincirler tarafından yapılmış, hani şu karda araçta gelirlerine takılan zincirlerden, bu kar zincirleri dağlarda çok yaygın şekilde kullanılır. Buz mağarası sürmek için katil kar zinciri kullanıyor. Kızımı görmek istiyorum, emin nerede? Buradayım, Ayşe ile bak üzerinde çalışıyoruz. Ben de tam olarak bu yüzden buradayım. Soruşturmanız yüzünden ikinize konuşmadan buradan bir santim bile uzağa gitmiyorum. Ne diye bu ya? Şu burnumu çekeyim bir dakika. Burnum akıyor. Katil bulmacalar gerçekten çok seviyor. Neyse, Uyurgezer mağarasında bulduğum bu zeka oyununu çözmeye başardım. Eski tarz bir resim bulmacası. Her resim bir kelime ifade ediyor. Yalnız bir figür, dağlar, bir araba ve birinin kafasında bir huni. Yalnızlık ve dağlar, kolay araba biraz daha zor götürmek anlamına geliyor. Delilik anlamına mı geliyor? Yalnızlık, dağlar götürmek, delilik. Dağlardaki yalnızlık beni deliliğe götürüyor. Uyurgeze yalnızlık yüzünden aklını kaybetmiş biri. Cinayet aklı göstermeye mi çalışıyor? Issız bir yer. Bu gene ağlıyor mu salak ya? İntihar zirvesi mi? Bu kız kadar bir sulu göz kız görmedim ben ha. Çok sulu göz bu. Muslukları hemen açıyor. Uy, nasıl yağmur yağıyor var ya. Uuu, şiddetli ya ya. Şu an sesini duyuyorum ama size gelmiyordur. Bir tablet. Üstünde kod var. Ben tabletime hiç kod falan koymadım. Koyacağım ama. Buz küpü. Şunlara bakalım. Üşüyor. Tanrım. Acıktım. Üf. Ne bu? Kodların hepsi de bazen aynı çıkıyor. Harbiden ha. Dikkat ettim de bütün oyun, bütün serilerde sanırım bunun böyle. Aşk köyü mü? Evet. Laboratuvara göndermek. Aha da peçetem de yere düştü. Peçetesiz kaldım. Burnumu neyle sileceğim? Fazla peçetesi olan. Ay, şu kafamın şurası ağrıyor. Sinüzitim tuttu sanırım. Beyninden vurulan İbrahim Tatlıses gibi. Bu ne? Bir yazı yazıyor. I hate you. Hate ne demekti? Öldün mü? Yok. Evet, senden nefret ediyorum. Nefretmiş. Evet. Ay, hapşıracağım. Geri gitti. Burnum akay. Durun, şu şey alayım, peçeteyi. Anasını satayım. Boyum uzanmıyor ki yeni. Anam. Şu burnumu bir çekeyim de. Bu karı bize ne konuşacak?
Emin'in kendi kardeşini Binicelerbakan'da Şüpheli Lisesi'ni aldığını öğrendim. Senin sorumluluğun altında böyle nahoş bir şeyin yaşanmasına izin vermene inanamıyorum. Ayşe ile konuşmanın hiçbir faydası, anlamı yok. Ulus onu mazur gör, saygısı edilmek istemedi. Oğlun orada ne araydı? Dalga sadece prosedür gereği sorgulamada dair temin edebilir. O da işbirliği yaptı. Başka seçeneği var mıydı ki kendini savunamayan birine zorbalık yapmak kolay tabii. Oğlum şüpheliyse beni şüpheli yapın. Bırakın tüm ailesini küçük düşürsün. Dün gece Duncan'la birlikteydik. Bird'den kokulu mumun yanında oturup Word Scorm oynadınız. Anne ve oğul polisin aşırı gücüne maruz kaldı. Deli misin ya? Bu kadın ne kadar zilli bir kadın bu. Burnum akıyor. Ben garip oldum sanırım. Ben garip oldum hayat. Roberto'dan niye nefret ediyordun? Öldüler film yapınca kız hatırlıyor musun? Benim arkadaşımı ölümden sonra hala kendimi toparlayamadım. O benim de arkadaşımdı. Beni ziyaret ederdi. Ateşin başında oturup bir de bulmaca çözerdik. Ay. Ay, buna sapşırmak. Roberto'nun ölmesine izin verdi. Onun eline geçmiştir. Ay, şu analizleri atayım. Ay, çok kötüyüm ya. Başkana aitmiş. Günlüğüne göre o haftalık bulmaca toplantısına gidiyormuş. Katilin bölümünde bu bilgi de yok muydu? Daha da ölmesi başkan kurban taciz etmiş. Roberto'yu takip edip onun resmini çekmişti. Bir gece geç saatte onu aramıştı. Ama donatların da ondan neyse bahsetmemiş. Oha. Ne mi mal mısın ya? Bir de ben bugün ıslandım yağmurda. Ondan da şifayı kaptık sanırım çocuklar. Ölüyorum. Yine ne istiyorsunuz? Hala hayatlarının peşinde misiniz? Görüşe baksa siz kurbanın peşindeymişsiniz. Ayşe tabletinizi buldu. O ölmeden önce haftalardır Robert'i takip edip teyit etmişsiniz. Robert'i söyle çıkarak halka zarar veriyordu. Şurada cinayetler, burada adam kaçırmalar, uyur gezeriz falan filan. Burası bir köy. Nevet ve korkunç. Cinayetler köyü değil. Ama cinayetler ve oradan kaybolmalar gerçek uyur gezi efsanesi. Sadece katilin kullandığı bir maske. Pembe takım elbiseli biri. Ben değilim. Tuvalet sprey bitti, gidip kendi evimden getirmem gerekiyor. Tuvalet mi? Tuvalet mi sıkıyormuş onu? Ruj mahallesinde yaşayan, evet. Evet. Anan zaten sana ne halt yiyor ben anlamadım. Evet. Reis'e de güvenmiyorum. Ağlıyor. İyi değil. Görevi mi bırakıyorsun? Saçmalama lan. Üçüncü bölüm. Bu işi bırakıyordu. Bir soruşturma odasından işten çıkamazsın. Ayşe'nin sana ihtiyacı var. Ama vakayla yüzleşemiyorum. Duncan, annem, Reis'i sevdiğim herkes şüpheli. Onlardan bir uygeze seçebilmesem daha iyi. Dedektif olmak benim hayalimdi. Aynı kardeşim Duncan gibi kahraman olmak istedim ama yeterince hayal kırıklığı yarattım. Bu işte kimseye faydan dokunmayacak. Saat işliyor, suçmane geri dönmeli. Ağlayarak. Ay, dilime bir şey geldi lan. Üstümdekinin tüyü.
Ünya. Şal. Bakalım hele. Hele 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 hele. Tahta bacak. Uyur gezende bir bacağı yok muydu? Vardı. Roberto yazıyor çantanın üstüne. Yanmış bir sayfa. Bir ceket. O bu şeyde ne, tahta bacak mı? Bak işte bu kesinlikle şu an uğraşmak istemediğim şey, üzerine mesajı kazanır mı düşünüyorsun, haklısın, uyur gezer falan. Tamam, şunlara bakalım. Biliyorum, gördüm onu. Uy, fotoğrafa bak. Tanem çakarttım, çakarttım dermişim. Artık bu vakadan sonra İvu'da gidiyoruz. Bu White Pax'in son vakası. Ay, burnum kaşınıyor. Night Welker Ken. Roberto yazıyor. Uyurgezer seni aşabilir. Roberto. Sence bu bacak esas Uyurgezer'e ait olabilir mi? Belki Reis'e bize bunun eski biri olup olmadığını söyleyebilir. Yani o şüpheli. Bu tahta bacak kişi de o olabilir. Ne korkunç bir keşif ama reisten açıklaması istememiz gerekecek. Bu polisler de hep şüpheli oluyorlar lan bu Pasifik'te. Harbiden. Karşıda inşaat yapıyorlar. Tak 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 sesler gelebilir. Bu ne? Polis rozeti. Kimin rozeti? O senin değildir. Seninki sendeydi. Frank'in olmasın? O da ortalarda görünmüyor. Bir dakika da bu Duncan. Duncan'ın rozetinin burada ne işi var? Sevgilim Duncan'ım. Pacific Way Polis Department. Evet, Duncan eski polis özeti. Yanında asla ayırmazdı. Bunun değer verdiği eşyasıydı. Oradan çantana nasıl girdi? Duncan da çok şüpheli hareketler yapıyor ya. Rachel da gözüme şey geliyor artık. Uf. Rachel. Duncan'ım benim. Ben Duncan'ı çok seviyorum. Düşünsene de Rachel katil çıkıyor. Ne güler ama. Ama çok zeki bir çocuk. Yapmaz böyle bir şey. Yana gönderelim. Yanım benim. Ya yanın o ağlaması 24. vakada hiç unutamıyorum onu. Köfte çocuk. Duncan. Rozetin orada ne arıyordu? Emin arkadaşlar, eski polis rozetin benim yaşam getirdiği için çok teşekkür ederim. Bir polis olmak hayatımda en güzel şeydi. O günleri özlüyorum. Sivil hayat aynı değil. Seni anlıyor Duncan ama rozetin Roberto'nun sırt çantasına nasıl girdi? Ona rozeti sen mi verdin? Robert onu benden çalmış olmalı. Niye çalsın? Tekerlekli sandalyeme kar zinciri taktırdığım yerde onunla karşılaştığımı hatırlıyorum. Dışarı çıkarmak için bu zincire ihtiyacım var. Belediye başkanı da oradaydı. Pembe aşk arabasına kış hazırlıyordu. Eminim bu konuda beni doğrulayacaktır. Niye senin rozetini çalsın ki deli? 67 mi? Ay, burnum akıyor. Görebim ben açım. Uyur gezer teoriler hakkında Roberto ile alay etmenin yanlış olduğunu zaten kabul ettim. Ama ne kadar iyi çekici olsa benim de bu tahta bacakla ilgim yok.
Artık yoldan çıktık. Beni dinlemen gerekiyor. Uyur gezer hakkında kendi araştırmamı yaptım. Bu kişi eğer kimse zeki biri cinayet kolay itiraf etmeyecektir. İnkar edecek ve seni pazar yapmaya çalışacak. Zekası seni gafil avlamaya çalışacak. Sen de zekisin. Ya o sensin. Emi çok üzgün. Ailesini yarı şüpheli listesinin etrafında herkes şüpheli olarak görüyor. Sen şaşırmamak lazım. Bu doğal bir tepki. Ama Roberto'yu beni öldürmedim. Ben sadece çok zeki bir adamım o kadar. Zeki adamları severim. Karşıma hiç zeki adam çıkmadığı için Reysel'ı bu konuda seviyorum. Kankam o benim. Şunu öne atayım. Suç mahallindeki yanmış sayfalardan diyen evine iyi diye haberlerim ama bu hoşuna gitmeyecek eminim. Beni geliyorsun yani. Saygı dediğin öne annene ait. Anası mı? Yanmış bir kağıdın üzerine bunun anlamı onun bir parçası ya kağıdı yaktı. O kurban tarafına yazılmış bir şeyi yakmak. Yakmış hala neden anlamıyorum. Ananla konuşanın bunun bu anası var ya. Çok sinsirella. Hiç benzemiyor uşaklarına. Bunun babası nerede ya? Bu kız geçen yasak aşkın meyvesi mi? Sen geçen beş para etmez bir polisin mi? Bana kurbanı tanıyıp tanımadığımı hiç sormadın. Ben Roberto'yu tanıdım ve onun kitabını yakmamın bir iyi bir nedeni var. Bir kitabın hediye yakarsın ne hakkındaydı? Roberto bana Duncan'ın biyografisini yazdığını söyledi. Ben de onun polis teşkilatındaki kahramanlıkları dolu geçmişini yazacağını düşündüm. Bu yüzden yardım etmeyi de kabul ettim. Ama sonra kitabın Duncan'ın kazasıyla ilgili olduğunu öğrendim. Roberto kitabı düşmüş kahraman adını vermek istiyordu. Bu açık bir hakaret ve yalandı. Duncan bu arada haberdar dar bile olmadan kitabı yaktı. Bunu asla öğrenmemeli. Beni duyuyor musun? Bu da kar zinciri kullanıyor. Evet. Aynen lan. Duncan minim. Reis sen uyur gezerin zihnini okuyor. Masumsa bunu nasıl yapabilir? Ya Reis zeki anladın mı? Reis zeki bir çocuk. Reis'in zekası Einstein gibi. Ama Einstein aptaldı. Aptal zekiydi. Reis'in tam tersi. Sadece zeki. Hep Einstein'a aptal diyorlarmış. Bir yerde okumuştum onu. Aptal bir çocuksun. Atomu neden parçaladın? Atomu mu, o mu parçalamıştı? Yok, pardon. Ben karıştırdım sanırım. Atomu kim parçaladı? Einstein değil mi? Maske. Evet. Cinayet silahı mı? Bu saça evet. Ne korkma dur. Ben buradayım. Ben daha ölmedim. Ben buradayım. Seni bırakmıyorum. Senin gibi salağı bırakırsam zaten. Saç var. Bu saç sarı gibi. İpliklermiş pardon. Saça benzettim ben. Saça benzettim ne bileyim. Benziyor ama. Katili tutuklamak istiyorum. Kim bu İlgiz'e? Çok merak ettim. Reis mi acaba? Ya da Emin'in anası. Ugaradan çok şüpheliyim ben. Boğazım takılıyor. Boğazım takılıyor. Nereye takılıyor? Ben de bilmiyorum. Kafasına göre takılıyor. Bu ne lo? Deri hücreleri mi? Laboratuvara gönderelim. Şunları öne atayım. Evet. DNA yok muydu? Y kromozomunu izole edebilmem için. Y erkek miydi? X kadındı sanırım. Erkek katil.
O zaman Racer dermişim. Racer değildir ya. Ulan o değil de Duncan çıkmaz umarım. Çünkü Duncan çok şüpheli davranıyor ya. İyi de adam nasıl katil olacak? Yürüyormuş. Uyur gezer. İnsan saçı olduğu. E dedim zaten insan saçı diye. Zaten izin vermeyeceğiz. Genetik testin başarısız olduğu ya da basit bir kimya testleri işe yarayabiliyor. Farklı melanin türleri biyosentetik. La tamam. Sarı saç. Sevdiğim insanın biriyle alakalı olduğu. Ağlama la. Açtı gene musluklar. Bu ağlıyor. Sen arkana dön. Ben tutuklarım. Tanrım. Sarışın ve şuraya bir acıklı müzikli koyun. Müzik koyun. Tanrım Reysel. İyi de Reysel'ın kar zinciri yok. Bu değil o zaman. Reysel'ı geç. Katil erkek Bugar olamaz. Ben Bugar'ı tutuklamak istiyordum ama. Bu beyaz kafalı. Bu beyaz kafalı yine. Dakika. Sevgilim beni aldatma sakın katil çıkma. Hayır. Duncan. Neden? Elbette hayır. Üzgünüm ama bir hata yapmış olmalısın. Üf. Gerçekten çürük bir kanıt. Tekli saneli kar zinciri var ve sarı saçlısın. Aynen bu nasıl yapabilir? Nasıl yürüdün? Ben hata... Keşke hata olsa. Elimize göstermek gereken çok önemli bir şey var. Hemen şimdi nedir o yana? Roberto'nun telefonundaki videoyu hatırlıyor musun? O zaman beni kaydın geri kalanını kurtarmak için çalışıyorum ve nihayet başardım. Olamaz yerine uyuz gezer yine geldi. Reysel benim adamım. Bana zavallı ve yaşlı kötürüm hakkında kurduğunu söyleme. Senin yürü yüzür olduğunu biliyorum. Tek anlamadığım şey yürüyemez halde onca insan nasıl ödeyebildiğin. Yürüyormuş. Gavurun tohumu. Yürümeyi öğrenmiş. Anam gözleri kıpkırmızı oldu. Kaçın. Susamaya başladım. Kanamı susuyorsun. Vampir misin lan? İnanamıyorum. Bir vampire aşık oldum. Kardeşine silah çekiyorsun. Kırılsın ellerin. Anlatmak istedim. Hala benim Duncan'ım kardeşinim. Şimdi indir o silahı tamam mı? Bütün hayatım boyunca seni korudum. Şimdi sıra sende. Kaçmama yardım et. Her şeyi düzeceğime söz veriyorum. Sana inanmayı çok isterim Duncan ama sen sadece tatlı konuşmalarla beni korkunç bir hataya ortak etmeye çalışıyorsun. Ben senin hayal kırıklığına uğrattım. Benim bütün hayatım boyunca senin kahramanın değil miydim? Seni tek seven kişi bendim. Seni suçlu halde bulduğumuzda ne söylediğini hatırlıyorum. Bana doğru şey yapacağım olsa güvenini söylemiştin. Ya abi ya. Duncan neden Duncan? Racer çıksaydı ne olay çıkardı ha. Uyur gezer masası adlı işinin diğer çok sayıda cinayette suçlanıyorsun. Kurbanın tüm sayısını bilmiyoruz. Bu saçağın yani buzlarının sadece görünen kısmı olduğunu biliyoruz. Yürüyebilir neden kimseye söylemediğini. Çünkü kimse bilmeyi hak etmiyordu. Ben vurulu polis şeylerden işimi kaybeden sonra herkes bana sırtını döndü. Artık bir kalmadı kar. Yürüseydin geri dönebilirdin. Onları yanıldıklarını göstermek için tekrar yürümeyi öğrendim. O zaman işte dank etti. Ben de bu efsane uyur gezer gibiydim. Sen kafayı yemişsin. Ormanda kaybolan kızlar da bu yüzden mi öldün? Ve onları buz mağarasını tıpkı devasa bir buzdolabının içindeymiş gibi bu yüzden mi tuttun? Onları öldürdüm çünkü onlar benim hayal kaybettiğim her şeye sahipti. Güzellik, gençlik, mutluluk asla benim bir... Oğlum sen güzelsin la. Neden yaptın sevgilim? Neden bunu bize yaptın? O gün o kadar o güne kadar çirkindi. Canavar olduğunu göremeyip bunca zaman olan ailen acıyorum.
Bir dizi vahşi cin eseri. Müebbet 7. Aha. Ben de ağlıyorum. Neden? Soğukkanlıktan mı çözdüm? Evet, çok soğukkanlıyımdır. Bu sefer beni de alıyor. Eve olup bir tane düşmektense burada Ayşe'ye çık. Bundan nasıl kesin bizi gebertecek. Uşağını tutukladık ya. Üf, sen Frank'le oraya gidip elimize başka uyur gezeri yok artık. Tutuklamaydık da ne güzel işte uğraşıyordu uşakla. O değil de herif yürüyormuş. Bak şimdi yürüyorsan geri dönüp polis teşkilatına katılabilirdin. Kızları öldürmek çok saçma değil mi? Anası bizi gebertecek. Yani Duncan'ın duruşmasını görmedim çok. Aileni umursuyormuş gibi yapmayın. Bir kardeşini tutukladın. Kendini tanımalısın. Duncan insanları öldürdü. Onu tutuklamakta haklıydı. Bu saçmalığı dinlemeyeceğim. Ay, sen ona yardım etmeni istiyorum. Oğlum eşyalara o hala bozmazsa onları getir. Bu seninle bu şekilde konuşmamalıydı. Ya senin anan gerizekalı var ya. Duncan da artık tatlı biri değil. Duncan'lar tutuklanmasın diye bir kampanya yapacağım. Sevgilim neden yaptın? Neden? Şuralara bakayım. Ulan ilk kez bir sarışını sevdim, o da katil çıktı, iyi mi? İnanamıyorum. bilmiyorum. Duncan'ın poşetinin çantasını da bulduk. Emi'yle. Bir sarışın sevdim katil çıktı. Bu vakayı hiç unutmayacağım. Hem de hiç. Sevgilim biz seninle kanka şey olacaktık. Sevgili olacaktık. Neden böyle yaptın? Bu ne lan? Bu nasıl işaret? Garip sembol. Yanaya göndermeliyiz. Suçlulardan Hena suçlu olmuştu. Şüpheli listesinde Yan ve Raisel de oldu. Ulan beni de suçlu şeyleri yapmasınlar la şüpheli. Düşünseniz öyle bir şey olduğunu. Şüpheli olduğumu. Tabii olmaz da. Ya olursa? Botlar ne kadar güzel. Ben şu polislerin botlarını çok seviyorum. Bir de kargo pantolon giyiyorlar ya. Çok karizmatik. Anasının defteri. Silinmiş günlük. Annemin resmi. Duncan sen bir ayak kırıklığısın diyor. Sana bu ne biçim anala? Uşaklarını sevmiyor. Bunun kocası nerede? Bunun kocası bunu terk etmiş mi acaba? Terk ettiği için olabilir mi? Bunun babası ne zaman çıkacak ortaya? Düşünsenize babası ortaya çıkıp Emi'yi vuruyor. Ya da anasını. Kan davası. Ne yazıyor? Şavyu mu? Sana göstereceğim anneme çok kızmış gibi görünüyor. Duncan'ın ayakkabıları değmesine inanamıyorum. Annem onun elbise tapardı. Kızım senin ananda iş yok. Anası iyi bir ana olsaydı bu uşaklar böyle olmazdı. Vuralım bu garibiz. Tabancam nerede? Tabancam. Bugünlük de ne? Ayşe Duncan benim hakkımda asla böyle şey yazmaz. Onun yerine Emin'in günlüğünü almadan emin misin? Ben senin hakkında bir asla böyle bir şey yazmam. Yer çizebilirim, bu doğru. Ben her zaman küçük düşürdüm, yaptığım hiçbir şeyi taklit etmedim ve bugünlük Duncan'a da yatmanesini yaptığını gösteriyor. Seni aptal kız kıskanıyorsun çünkü senin tersine kardeşin bir kahramandı. Ama sen hep geçmiş hakkında konuşurdun. Tek resimleri olmasına rağmen hala onun ne kadar kahraman olduğunu asla söylemedin. Duncan'ın buna ihtiyacı yoktu. Onun senin sevgine ihtiyacı vardı. Heh, ben de bunu demiştim işte. Kızım öyle bu şekilde konuşmaz. Tabii de izin vereceğim. Sen adam mısın lan he? Sen adam mısın? Hiçbir şey istemeye hakkın yok. Bu kadar yeter. Gidelim kanka, gel beraber ağlayalım. Duncan benim sevgilimdi, senin de kardeşin. Yani bu durumda sen benim görümcem oluyorsun. Görümcemi öldüreceğim. Görümce. Şunu öne atayım da.
Bir duş alfabesinin bir parçası mı? Evsiz insanların kendi alfabesi mi var? Aylak insanlar ve gezgin işçiler birbirlerine belli yere atmak için bazı sembolleri kullanır. İlk kez duydum. Kasaba bize düşman çabuk çıkın. Aylak mı? Elin olmasın. Ben ne demiştim? Biliydim böyle olacağını biliydim. Elin dedim elin çıktı. Öf ya keşke uyur gezer o adam çıksaydı. Duncan gitmeseydi. Sevgilim ben seni çok özledim. Bir taş buldu. Taşta yazıyı okuyanların derhal bir yerden ayrılması gerektiği yazıyordu. Ben yaptım burada bir başıma bir sürü bela geldi ve hiçbir suçum yoktu. Bu kasabaya ben kasabaya gitmiyorum ve buradaki tüm yeni ruhlardan aynısını yapmanı tavsiye ediyorum. Arkamda bir şey bıraktım. Onu unutmak beni öldürüyor ama dağdan. Gidelim şuraya ya. Şuraya bakalım da. Ulan yanlış yere girdim. Artık kafam error verdi. Duncan'ın katil olduğunu duyduktan sonra error. Ben bu gece içerim aga. Bu gece sarhoş olurum ben. Dermişim. Bu adam da kim? Asker sanki biraz sıkı görünüyor. Ne yapacağım? Elin olmasın. Düşünsenize o adamın elin olduğunu. Gençlik fotoğrafıdır kesin. Şu an salladım. Genelde böyle olur ya. Ya da oğlu da olabilir. Ama ona benziyor. Of of. Duncan neden yaptın bunu? Neden? Ben seni sevmiştim. İlk kez sarışın birini sevdim. Neden böyle yaptın? Aşkımız bitti. Evet oymuş. Resmi verelim gelin. Ve bu vaka da bitsin. Bu vakayı hiç unutmayacağım. Hiç. Neden? Resmimi bulmuşsun. Hayatımın en güzel zamanlarıydı. Ben de denizciydim ve birkaç çatışma yaşadım ama sana anlatabilirim. Tamam. Bir gün yaralandım ve her şey değişti. Üç kuruş gazi maaşını yaşamak çok zordu. Bana bir kahraman olduğumu söylüyorlardı ama öyle davranmıyorlardı. Kendimi yollara vurdum. Düşeni yaşadım. Yalnız kalmak istedim ama insanlar beni bir canavar olmakla suçladı. Seni üzeceğim birkaç kişiden birisin. Teşekkür ederim. Galiba anneme çok sert davrandım. La yok hak etti o bırak ya. Güven bana emin doğru kararı verdin. Yani. Evet ben buradayım. Biz bir ekibiz. Bu meslekte yaşamak da ölmek de bir ekip işidir. Harika çıkardım. İyi bir Uda gideceğiz. 80'de oradaydım. Biliyoruz. Nasıl vakaydı millet? Bence çok üzücü bir vakaydı ve üzüldüm. Duncan neden yaptın? Neden? Ben seni sevmiştim. Ben iki sarışın birini sevdim. Aşkımız bitti Duncan. Anket oyu vermeyi unutmayın millet. Güzel vakaydı ve üzücüydü. Kendinize iyi bakın. Of. Neden? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.